Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir bot patik çalışması yapacağız. Bot patiğimizi bir yaş grubu çocuklarımız için öreceğiz. İlk önce taban kısmını örerek başlayacağız. Şöyle gördüğümüz gibi tabanını çok kolay bir şekilde tamamen trabzanlardan oluşan bir tabanlık çalışması yaptık. Ve üzerine uygun sıralarımızı örerek modellerimizi şu burun kısmında uygulayarak yukarıya doğru çıktık ve tek düğme ve ilik çalışmamızı da yaptıktan sonra patiğimizi tamamladık. Evet, şöyle altına da bir bakacak olursak bakınız tekraren düz tamamen trabzanlardan oluşan çalışmamızı yaptık. En son lacivert ipimle kenarlarına sık iğne ile geçtim. Yukarı kısmını da aynı şekilde sık iğne ile geçtikten sonra bir tane büyük düğmemi dikerek tamamladım. Şu şekilde açılıp kapanan güzel bir patik çalışması oldu. Umarım sizler de çalışmamızı beğenirsiniz. Evet, patiğimi örmek için kartopu Baby One hardal rengini kullanıyorum ve 3 numarada tığımı kullanıyorum. İpim biraz dolgunca olduğu için daha küçük bir tığ kullanmak istemedim. Patiğimiz de yumuşak olsun. Evet, 17 tane zincirimizi çekerek hemen patiğimizi örmeye başlayalım. Bir tane düğüm atıyorum. Bunu zincirden saymıyorum ve başlıyorum. 2, 3, 4... 16 ve 17. 17 zinciri bir yaş grubu için çekiyorum. Eğer daha küçük bebeklerimiz için öreceksek 0-6 için özellikle 13 zincir yeterlidir. Birazcık daha büyük 8-9 aylık bebeklerimiz için öreceksek 15 zincir yeterli. Bir yaş için ise 17 tane zincirimiz yeterli olacaktır. Yalnız burada ipimizin kalın ve ince oluşu ölçüyü değiştireceği için eğer ince ise ipimiz daha büyük ölçülerde çekelim. Şimdi santim olarak ölçüsünü vereyim. Bir fikir olarak zihnimizde oluşsun. Mezurumun üzerine bırakalım. Bakınız tam 7 santim. 7 santim 17 tane zincirimizin ölçüsü. Buna göre ayarlamalarımızı yaparak daha küçük ya da daha büyük çocuklarımızı örebiliriz. Evet, şimdi hemen takıyorum ve örmeye başlıyorum. Bakınız çok kolay bir çalışma olacak. 2 tane zincirim atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakınız 1'i atladım. 2 ve 3'ün içerisine giriyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. İkili trabzan örüyoruz. Modelimizin tabanlığı tamamen ikili trabzandan oluşmakta. Yeniden yanına bir tane daha trabzan örüyorum. Burayı toplamda zincirimizle birlikte 1, 2, 3 tane görüntü oluştu bakınız. Ve birer birer devam ediyorum. Sayalım bakınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şöyle bakalım, en son zincir yuvasına da batıyorum. 14. Toplamda 14 tane trabzanımızı ördük. Şuradaki başlangıç yerini saymıyoruz bakınız. Ve 14. trabzanımın bulunduğu noktaya toplamda 5 tane olacak şekilde trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 14.'yü 1 diye sayıyorum. Yanındakini hemen 2, bir tane daha örüyorum. 3, bir tane daha örüyorum aynı yere. 4, bir tane daha örüyorum. 5. 14.'ü 5 defa ördük bakınız. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi şöyle bakın, şurayı, bu köşelerde genellikle karıştırma yapılabiliyor. Kesinlikle çok kolay, lütfen hiç karıştırmayalım. 5 tane trabzanımı ördüm 14. Bakınız şimdi her birinin karşılığına birer tane daha trabzanımız örelim. Bakın ayırdık bu 5 taneyi. Hemen geliyorum. İlkine güzelce yerleştirdikten sonra hiç sıkıntımı çekmeden birer birer ilerliyorum. Hiç acele etmeyin. Bakın güzel her birisinin karşısına bir tane trabzanımı örüyorum. hiç atlamayalım ve aynı yere iki defa sakın batmayalım bu aşamada. Bu aşama sadece birer birer devam edecek olan bölümümüz. Birer birer ilerlemekteyim. Evet, bakınız şurada ilk başlangıçtaki geri döndüğüm yer ve yanındaki bir tane trabzan örmüştüm. Toplamda 3 gibi görülmüşlerdi. Ondan sonrasını saymaya başlamıştık. Bakınız 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. 14. köşe olarak ayarladık. Yani 13 tane trabzan her iki köşemiz arasında olması gerekmekti. Yani buradaki 3'ü şöyle kapatıyorum. Buradaki 5'i şöyle kapatıyorum. Arada 13 tane trabzanımız karşılıklı olması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13 gördüğünüz gibi. Bakınız buradaki 14. ile 5 tane yapmıştım. 1, 2, 3, 4, 5. Burayı şöyle kapatıyorum. Buradaki ilk dönüşteki kısmı kapatıyorum. Arada 13 tane trabzanımız var. Şimdi burada 3 tane olan trabzan sayımı karşısındaki gibi 5 trabzan sayısına çıkarıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakınız aynı yuvaya gelip batıyorum. İlk başlangıç yerimize 1 ve tekrar örüyorum 2. Karşılıklı her ikisi köşelerimiz 5'er trabzan 5'er trabzan şeklinde eşitlendi. Şimdi 5 trabzan eşitlendikten sonra ilk zincirimizi döndüğümüz bölüm vardı. Oraya şöyle batıyoruz bakınız. Zincirimizle trabzan arasına giriyoruz. Görebilmeniz için açmaktayım, yoksa direkt batırabilirsiniz. Şu şekilde geçişimi yapıyorum ve başlıyorum. 1 2 tane zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki trabzandan örmeye başlıyorum. 1 yanındakine battım bakınız. Hemen yanındaki bir trabzanı ördüm. Dibine bir tane daha batıyorum. 2. 5 tane tek olan trabzanımı her iki karşılıklı köşede hepsini çift olarak örüp 10 trabzan sayısına ulaştırıyoruz. Tığımın başını doladıktan sonra hemen diğerine batıyorum. 1. Yanına bir daha giriyorum. 2. Bakınız buradaki 5 tane trabzanımız şu şekilde. Bundan sonrasını tek olarak örmem gerekmekte. Diğer taraftan devam ediyorum başlangıç olduğu için. Şimdi sıradaki trabzanıma bakınız 13 tane olan trabzanımın olduğu yere geçtiğim için 1 diye devam ediyorum. Ve aradaki diğer köşenin 5'ine kadar her birini birer defa örüyorum. Arayı birer birer bakınız diğer uçtaki 5'e kadar. Hiç saymamıza da gerek yok. Dilerseniz tabii ki sayabilirsiniz ama hiç farklı bir işlem yapmadığımız için sayılarımız zaten aynı şekilde. Şurada dikkat edeceğiz sadece. Bakınız 5 olan kısma gelince ilkini çift olarak örüyorum. Hemen en son tekimi örüyorum. Bakın şu kısmı. Bitişi burada, başlangıcı burada. Her bir trabzanımı ikişer defa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane bakınız. İlkinden başlıyorum. 1 ördüm. Aynı yere batıyorum. 2. Hemen yanındakini örüyorum. 1. Hemen bir tane daha batıyorum. Aynı yere 2. İlerliyorum. 1. Hemen dibine batıyorum. 2. İlerliyorum. 1, 2. Bakınız 1, 2, 3, 4. Şuradaki en son bakın. Zaten çok çok belli. En son trabzanımı da çift olarak örüyorum. 1, aynı yere batıyorum. 2. Toplamda köşemizdeki şu kısımdaki 5 olan trabzanımızı her birine ikişer örerek 10 trabzan sayısına çıkardım. Ve son 5. trabzanımı da çift olarak ördükten sonra aradaki trabzanlarımı düz olarak örüyorum ta ki başlangıç noktamıza gelmeden hemen bakın şuradaki 5 tane örmüş olduğum trabzanlarımızı gelene kadar tek örüyorum. Bu köşeye geldiğim zaman yine buradaki trabzanlarımı da çift çift örerek tamamlayacağız. Ama şu arayı kapatalım. Bu uç noktada yeniden görüşelim. Evet, uç noktaya kadar geldim bakınız. Diğer uçtaki 5 trabzanımın bulunduğu yere kadar. Hemen ilk trabzanımı 1, aynı yere bir daha batıyorum, 2. 2 olarak çift ördüm. Burada 2 tane çiftimiz vardı, bakınız. 2 örmüştük başlangıçta. Şimdi bunu da ördük. 3, 4.'ü örüyorum. 4. çiftimi ördüm ve en son bakınız şuradan 2 tane zincir çekerek başlamıştık. Son çiftimi de bunun dibine batarak yapıyorum. Burayı da çiftliyorum. Bakınız hemen bağlantımı da kuruyorum. Hepsini çift olarak ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer tarafa geçelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Diğer aradakilerini tek olarak ördük. Yeniden örmeye başladım. Bakın gayet güzel ve kolay bir çalışma. Küçük isteyen arkadaşlarımıza tekrar hatırlatmak istiyorum. Lütfen küçük örmekten çekinmesinler. 0-6 ay için. Hemen 2 tane zincirimi çekiyorum ve ilerliyorum. 1, 2. Hemen başını doluyorum. Hemen dibindeki trabzana batıyorum. Bir tane örüyorum. Bir sonraki trabzana batıyorum. Bir ördüm. Yanına bir daha batıyorum. Çift ördüm. Bakınız bir tek, bir çift. Tek örüyorum. Çift örüyorum. İlk önce köşelerde her iki burunda 5'er tane trabzan yaptığımız yerde ikinci sırada ikişer ikişer 10 trabzana çıkarmıştık. Üçüncü sıramızda ise bir tek bir çift bir tek bir çift olarak sadece bu 5 tane trabzan, ilk temeldeki birinci sıradaki trabzanlarımızdan bahsediyorum. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Bir tek bir çift. Arada ise yine birer birer trabzanlarımızı örüyoruz. Bakınız bir tek bir çift bir tek bir çift ördüm. Ve devam ediyorum. Diğer köşemize doğru birer birer aradaki trabzanlarımı örüyorum. Evet, aradaki tek trabzanlarımızı ördüm. Baştaki bakınız çift olarak ördüğümüz burun kısmımıza geldik. 1, 2, 3, 4, 5 tane bakınız. Şimdi çift olarak başlayalım. Çift tek şeklinde ilerletelim. 5 tane çiftimiz olacak. Örgümüzün sonunda ilkini çift olarak başlattım. Bir çift, bir tek. Tekrar çift olarak örüyorum. Bir, aynı yere batıyorum. 2. Şöyle görmenizi istiyorum. Özellikle yeni öğrenen kardeşlerimiz zorluk çekmesinler. Çift, tek. Çift bakınız. Şimdi tek örüyorum. Yeniden çift örüyorum. Bir, aynı yere batıyorum. 2 ve bir tane daha tek ve tekrar çift 1 2 bir tane tek bir tane çift 1 2 toplamda 5 tane çiftimizin olması gerekmekte. Hemen sayarak bakalım. Bakınız birer birer şuraya lütfen, sadece burada çalışıyoruz bakınız. Birinci sıramızdan dahil hepsiyle aynı. Çift olarak başladım. Çift, birinci çift, tek, ikinci çift, tek, üçüncü çift, tek, dördüncü çift, tek, beşinci çift. Evet, bu burun kısmını bu şekilde tamamladım. Şimdi birer birer örerek buradaki çift olan kısma gelene kadar ilerlemeye devam edeceğiz. Bakın son derece kolay bir çalışma oldu. 5 çiftimi gördükten sonra hemen çiftle başladık, çiftle bitirdik bakınız. Birer birer örerek diğer tarafa doğru ilerleyelim. Hangi sayıda başlamış olursak olalım, hangi yaş grubu için örersek örelim, buradaki kural asla değişmiyor. Ne kadar büyütürseniz büyütün hiç fark etmez. İsterseniz kendinize yapın. Hiç fark etmez. Sadece buradaki zincirlerimiz büyür ya da küçülür şuradaki. Ama buranın burun genişlemesi ya da topuk genişlemesi aynı şekilde devam edecektir. Yani bu kuralı öğrendiğimiz zaman öremeyeceğiniz hiçbir patik, yapamayacağınız hiçbir örgü olmaz. Bu da çok çok kolay. Hiç gözümüzde büyütmeyelim. Bazen hani karışıklık varmış gibi oluyor ama hiç öyle bir şey yok. 5, 5'i çift örüyoruz. 10. Sonrasını bir çift bir tek örüyoruz. Bu şekilde halletmiş oluyoruz şu kısmı. Diğer kısımlar zaten birbirinin aynı. Arayı düz olarak kapatalım. Aradaki düz olan trabzanlarımı örerek geldim. Bakınız çiftin ilkindeyim. Bakınız ilk çiftin olduğu yerdeyim. Bir tanesini ördüm. Hemen bir tane daha örüyorum. Çift olarak başlatıyorum. Yanındakini tek örüyorum. Bir sonrakini yeniden 1 ve 2. çift olarak örüyorum. Bir tane tekimi örüyorum ve bir tane çiftimi örüyorum. 1 ve 2. Başlangıçta da tekle başlamıştık. Bakınız şuradan hemen bağlantımızı şöyle kuralım. Evet, şöyle görelim şimdi. Başlangıcı ve bitişi tamamen birbirinin aynısı, yani her iki karşılıklı topuğumuzda hiç farklılık yapmadan ördük. Beşer her iki köşe için trabzanımızı ikinci sırasında 10'ar, üçüncü sırasında ise 15'er trabzan halinde artışlarımızı yaptık ve büyüttük. Hemen ölçümüze bakalım. Şu şekilde 13 santim uzunluğu. Enine bakalım, birbirimizin ölçüsüyle kıyaslamak için. Enimiz ise 7 santim. Evet, şimdi başlayalım. Başlangıçta bakınız içerideki kısım sadece 7 santimdi. Şu an ise hemen hemen 2 katına çıktı. 13 santime ulaştı. Şimdi görmüş olduğumuz şu üst kısmını örmeye başlayalım. Taban kısmını tamamladık. Üst kısma birlikte geçelim. Evet, şimdi ikinci sıramızı hemen örmeye başlayalım. Şöyle ilk ilmeğimi bakınız şu şekilde arkadan alıyorum. Bakınız arkadan aldım. İlmeğimden geçirdim. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tekrar tığımın başını doluyorum. Trabzanımın ardından giriyorum. İkili trabzan örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanın bakın ardından şöyle giriyorum. İttiriyorum ve örüyorum. Tekrar bakınız içten girip şuradaki çıkıntılı kısmı bu şekilde oluşturuyoruz. Tekrar bütün trabzanlarımız bitene kadar işlemimizi tekrar ediyoruz. Başlangıç noktamıza ulaşana kadar bu şekilde trabzanlarımızı örelim. Ardından girerek alıyorum. Tekrar bakın. Şöyle bakın giriyorum. Trabzanımın diğer tarafından tekrar geçiyorum. Her bir trabzanımızı bir defa örerek ilerliyoruz. Bakın şöyle görmüş olduğumuz güzel patiğimizin dik duruşunu sağlayan ve kenardaki hoşluğumuz olan bölüm kendiliğinden oluşuyor. Şimdi başlangıç yerimize kadar ilerleyelim. Birinci sıramızı çepeçevre örerek geldim. Şöyle bakınız ardından girerek ördük ve tabanımız bu şekilde görülmekte. Yandan görüntüsüne bakalım. Şöyle dışarıda bir basamak halinde duran bölümümüz var. Daha sonra sık iğne ile belirginleştireceğimiz bölümümüz. Evet, geçişimizi şimdi birlikte yapalım. 3 tane zincir çekmiş olduğum yere gelerek batıyorum. Geçişimi yapıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum ve yanındaki trabzanıma batarak ikili trabzan şekliyle örmeye başlıyorum. Her bir trabzanımızı tepe noktasına birer defa batarak örelim ve artma ya da eksilme ya da farklı bir işlem yapmadan başlangıç yerimize kadar tamamen trabzanlarımızı birer birer örerek bu noktaya kadar gelelim. İkinci sıramızı da bu şekilde örerek tamamladık. Bakınız gayet düzgün ve muntazam oldu. Hiçbir sıkıntı yok gördüğümüz gibi. Şimdi 2 tane işaretimi görmekteyiz. Bakınız burası burnumuzun şuradaki ortadaki burnumuzun olduğu yerden hesap ettiğimiz zaman her iki tarafta 12 ve 12 olacak şekilde ayarlayalım. Tam 24 tane bu kısımda ilmeğimiz olsun. Herhangi bir farklı yerden şu şekilde başlamış olabilirsiniz. Onun için hiç fark etmez. Sadece ayarlamamız gereken 12 trabzan sağ tarafta, 12 trabzan sol tarafta denk getirelim. Bakınız tığımızı özellikle koydum. Şu kısım burun kısmının ilk temel olarak şuradaki ilmeğimizi saymaktayız. Bakınız 12 sağdan geldiğinde de bu tığımın bulunduğu ilmek 12. olacak. Trabzanımız soldan geldiği zaman da tığımızın bulunduğu yer 12 olacak. Yani toplamda burası patiğimizin ön kısmı olacağı için kapanış işlemlerini şu şekilde yapmaya başlayacağız. Ön kısmımızı güzelce ayarlayalım ve ona göre burun kısmımızı kesmeye başlayalım. Şurada görmüş olduğumuz işlemlerimizi örmeye başlayacağız. Şuradaki çıkıntı gibi bölümümüz var. Şimdi öreceğimiz ve çalışacağımız bölüm burası olacak. Şu kısım bakınız. Tam 24 tane trabzanımızı bu kısım için ayıralım. Ayırma işlemimizi yaptıktan sonra arkadan tekrar 3 tane zincirimizin bulunduğu yere geliyorum. 2 tane çekmiştik gerçi bu kabarık olmasında. 2 zincirimin olduğu yere gelip battım. Tekrar 1 ve 2 tane zincir çektim. Bakınız 2 zincir yeterli. 3 biraz daha pot olabiliyor. Yine hiç işlemimizde farklılık yapmadan birer birer işaretimin bulunduğu noktaya kadar örüyorum. Düz trabzan şekliyle işaretimin olduğu yerde hemen örgümüzü farklılaştıracağız. Şimdi düz örüyoruz ve 3. sıramızdayız. İşaretimi taktığım yere geldim. Buradan itibaren 24'tü bakınız. Bu 24 olacak bölümdü. Hemen bakınız yanındaki trabzanı ördüm ve işaretim buradan başlamakta. Şimdi tığımın başını doluyorum. Ardından giriyorum ve diğer tarafından çıkıyorum. Tekrar göstermek istiyorum. Bakınız trabzanımızı ördüğümüz yerden giriyorum ve minik gözlerin bulunduğu noktadan giriyorum. Her zaman ters örgü ya da düz örgü öreceğimiz zaman ana gövdeden örmekteydik. Ama şimdi şu görmüş olduğumuz minik gözün birinden girip birinden çıkıyorum. Bakınız şu kısımdan çıkacağım. Tığımın başını doluyorum. Hemen bakın ördüğüm trabzana, lütfen buraya dikkat edelim. Dibinden giriyorum. Trabzanımı arada alıp yine üstten çıkıyorum. Üst minik gözden bir tane örüyorum. Tekrar bakın ardından giriyorum. Yanından çıkıyorum. Minik gözlerin bulunduğu yerden ana gövdeye geçmeden örmekteyim. Bakın bu gördüğümüz örgü kısmını oluşturmaya başladık. Diğer işaretimin bulunduğu noktaya kadar bu şekilde örerek ilerliyorum. Aynı yerden giriyorum, diğer taraftan çıkıyorum. Tekrar bakınız çıktığım yerden giriyorum, diğer tarafa batıyorum. Ve sıramızı işaretimizin bulunduğu noktaya kadar örelim. Evet, patiğimizin burun kısmını bu şekilde örerek düzgünleştirdik. Bakınız şöyle bir belirlerek kattık. Bir sonraki sıramızda kesme işlemimizde daha güzel belli olacak. Şimdi ilmeğimizi en son yerden alıyorum. Bakınız şu şekilde arkadan girerek örmüştüm. Yine aynı yere, bakın bir sonrakine değil aynı yere gelerek bir tane trabzanımı düz olarak örüyorum ve arkaya kadar birer birer tepesine batarak trabzanlarımızı örerek sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızı tamamladım ve arka kısımdayız. Bakınız zincirlerle geçiş yaptığımız bölümde şöyle bıraktığımız zaman tam karşılığında ön kısmımız, yani patiğimizin burun kısmı, tam arkasında ise arka kısmımız. Evet, 2 tane zincirimin tepe noktasına gelerek batıyorum. İlmeğimi geçirdikten sonra yeniden 2 tane zincirimi çekiyorum ve birer birer örüyorum. 4. sıramızı başlatmış durumdayız. Farklı ördüğümüz yere kadar birer birer örelim. Yani şu şekilde farklı aldığımız yere kadar arayı düz örelim. Evet, şöyle bakınız dıştan aldığımız yerlerdeki bölüme geldim. Bu kısımda kesme işlemlerini başlatmak istiyorum. Bakınız ilk trabzanımı ördüm. Hemen ikinci trabzanımı bir defa örüyorum. Her ikisini birlikte çekiyorum. Bakın 3 tane ilmeğim var. Fakat 2 tane trabzanımı aynı anda kapatıyorum. Bu örgüyü götürdüğüm ilmeğim. Şimdi yandakini örüyorum. Bir defa örüyorum. Başını doladım. 2 ilmeğimiz oldu. Tekrar bir sonraki bölüme geçiyorum. 3 tane bakınız ama 2 tane ilmeğimizi keserek bir tane ilmeğe düşürüyoruz. Ve her birisine bir defa batıyoruz. Kesinlikle 2 defa aynı yere batmıyoruz. Kesme işlemi yapıyorum. Bakınız 1, 2, 3. Bir ileriye gidiyorum. 4. kesme işlemimi yaptım. 5. kesme işlemimizi yaptık. 1 1 6. Şimdi 7'yi yapıyoruz. 7. kesmemiz. 1 2 8.'yi kestim. 1 2 9'u kestik. 1 2 10'uncuyu kestik. 1 2 11'inciyi kestik ve son olarak 12 tane trabzanımı kestim. Bakınız. Birlikte yaptık. Tamamını hiç kesmeden 24 tane olan trabzanımızı her ikisini birlikte alarak toplamda 12 defa yaptık. Bakınız. Çifter çifter aldık. 1, 2. Zaten birlikte yaptık. Tam 12 tane trabzanımızı kestim. Şimdi bu uçtan sonrasını arkaya kadar dümdüz örüyorum. Kesme işlemimi tamamladım. Aynı yere batmıyorum. Birer birer ilerleyelim. Yine en son sıramıza geldim. Trabzanımın üzerine batıyorum. 1-2 tane zincirimi çektikten sonra trabzanlarımı birer birer örerek ilerliyorum. Burun kısmımızda yeniden bir kesme işlemi yapacağız. Oraya kadar ilerleyelim. Şuradaki ilk kesmemizden önceki 2 trabzanımıza kadar örelim. Bakınız, kesmemizin yanında 2 tane daha düz trabzanımız var. Onları da keserek ilerleyelim. Şu kısmı düz örelim. Evet, kesme işlemimizden önceki 2 tane ilmeğimize geldim. Birini bir defa başını dolayarak ördüm. Hemen bu ikisini de kesiyoruz. Bir defa ikincisinin de başını doluyorum ve bir defa örüyorum. Her ikisini çekiyorum. Bakınız, kesme işlemimizi yaptığımız bir alt sıranın üzerinde 2 tane tek trabzanımı da keserek kapatıyorum. Şimdi bu kesmiş olduğum 12 tane trabzanımızı birer birer yeniden kesiyoruz. Örüyorum. Bir defa alıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. 1. İkisini aynı anda kapatıyorum. Tekrar ilerliyorum. 1. Bir sonrakine batıyorum. 1. Her ikisini birlikte çekiyorum. Bir sonrakine, kesinlikle aynı yere bir daha batmayalım arkadaşlar. İleriye doğru 1. İleri 1. İkisini çekip kapatıyorum. Tekrar 1. Tekrar 2 olunca kapatıyorum. 1 ve bir sonrakini örüyorum. 2 oldu, kapatıyorum. Bakınız, daha bitmedi çiftlerim. 1 ve sonraki, her ikisini kapatıyorum. En son bakınız 1 ve bir tane de yanından teklimi alıyorum. Kapatıyorum ve bu şekilde bitiriyorum. Şöyle görelim, bakınız burun kısmımızı kapadık. Çok hoş oldu. Şöyle iyice daralttık. Şimdi arkaya kadar dümdüz örelim ve artık şuradaki görmüş olduğumuz üst kısmını örmeye başlayacağız. Sıramızın sonuna kadar düz bir şekilde örelim. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıramızı ördükten sonra yukarı kısmı birlikte örmeye başlayalım. Evet, ayak mankenimizi şöyle giydirdim. Bakınız, önden görüntüsüne bakalım. Burası şöyle, arkasında bolluğu görmekteyiz. Bu 1 yaş grubu ölçüsüne göre örüyorum. Benim mankenimin ayak ölçüsü 0-6 ay. O yüzden arka tarafındaki boşluğu da görmekteyiz. Şimdi burada görmek istediğimiz bölüm ön kısmın duruşu ve ön kısımda yapacağımız işlemlerimiz. Şimdi ön kısmımızda şöyle sayıyorum. Kestiğimiz ilmeklerin hemen yanından en son bakınız bunu kesmişim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.'ya işaretimi koyuyorum. İlik yerimizi çalışmak için burada ilk başlangıçta 9 tane zincirimizi çekerek öne doğru şu şekilde örerek trabzanlarımızı ilerledik ve toplamda 1, 2, 3 tane sıramızı ördük. Burada düğmemizi açılır kapalır bir şekilde ayarlamak için kenara 4 tane trabzanımızı ördük ve 2 zincir çekerek iliğimizi sol ayağımız için hazırlamıştık ve toplamda, tekrar hatırlatmak istiyorum, 3 sırada bitirdik. Evet, şimdi örmeye başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen işaretimin olduğu yere gelerek bağlanıyorum. Bakınız. Bağlantımızı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane zincirimi çekiyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirimin içerisine gelerek batıyorum. Dilerseniz 3'e batalım. 3. zincirimin içerisine gelerek batıyorum. Birer birer örüyorum. Kalıbımı hemen çıkarayım. Evet, öne doğru trabzanlarımızı örmeye başlayalım. Hemen birleşme noktamızın bulunduğu yere gelerek batıyorum. Burayı mutlaka örmeyi ihmal etmeyelim. Bakınız, şöyle herhangi bir şekilde delik olmasına izin vermeyelim. Şöyle güzelce batışımızı yaptıktan sonra diğer trabzanıma ipimi de gizleyerek geçiyorum. Ve bütün çevreyi kuşatarak şu noktaya kadar gelelim. Evet, trabzanımızı başlangıç noktamıza kadar örerek geldim. Hemen 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Geri dönerek toplamda 3 sıra olacak şekilde örüyorum. Bakınız, birinci sıramızı tamamladık. Evet, ikinci sıramızın sonuna kadar örerek geldik neredeyse. Bakınız, 2-4 tane kenar dış kısım için trabzanımı ayırıyorum. 2 tane ileğim için trabzanımı ayırıyorum ve diğer kısımları trabzan olarak ördüm. İleğim için 1-2 tane zincir ilave ediyorum ve alttan 2 tane trabzanımı atlıyorum. Tığımın başında oluyorum. Bakın, 1 atladım, 2 atladım. 3. trabzanımın üzerine batıyorum. Hemen yanındakini örüyorum. 3.'yü örüyorum. Şöyle 3.'ye batıyorum. Ve 4. trabzanımı da örüyorum. 4 tane kenar trabzanımızı ördüm. Şu şekilde 2 tane zincir çekip 2 tane atlamıştım. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. 2 tane de çeksek yeterli, pot olmasın. Döndürüyorum. Ve trabzanlarımı birer birer örüyorum. 4 tane kenar trabzanımı zincirimizle birlikte ördüm. Tığımın başında oluyorum. 2 tane zincir çekmiştim. Zincirlerimin birincisinin içerisine girerek bir trabzan, ikincisinin içerisine girerek ikinci trabzanımı örüyorum. Ve sonrasında son sıramız olan bu 3. sırayı bir uçtan bir uca trabzan örerek tamamlayalım. Şöyle ileğimizi de bakınız güzelce açtık. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen örmeye başlıyorum. Şöyle dış kısmından giriyorum. Kapatıyorum. Hemen yan taraftan yine giriyorum. Kapatıyorum. Diğer ilmeklerin arasından birer birer bakınız üstteki minik gözlerden giriyorum. Bakınız şuradan alıyorum, kapatıyorum. Hemen bir uçtan diğer uca kadar işlemimizi yaparak botumuzun taban kısmını tamamlayalım. Şöyle görelim, bakınız gayet güzel bir görüntü ortaya çıkmakta. Evet sevgili arkadaşlar, patiğimizin her ikisini de tamamladık. Kullanılmaya hazır hale geldi. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.